Bu bizim ata tohumu dediğimiz, geçmişte çocukken yediğimiz siyah karpuz. Bu karpuzu özel olarak üretiyorlar ve bunu bir zincir marketin raflarına gönderiyorlar. Piyasada da şu anda satışı yok. Ancak biz üreticiler olarak yani bunun daha yaygınlaşmasını, bu ata tohumunun, bu karpuzun daha çok üretilmesini istiyoruz. Yunus Kılınç, Yazıhan Ziraat Odası Başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Yazıhan ilçemiz 3 yıldır suya kavuştu. Boztepe Recai Kutan Barajı'nın yapılması bitmesiyle 3 yıldır burada üretim yapılıyor. Yazıhan'daki üretimin en büyük ağırlık pancar, yonca, kavun, karpuz gibi ürünler ilçemizde fevkalade yetişiyor. Şu anda Yazıhan ilçemizdeki bir karpuz tarlasındayız. Şu anda bu karpuz tarlamız 1000 dekar. Tabii ismini vermek istemiyorum. Bunlar büyük zincir marketler için üretilmiş ve piyasaya, vatandaşa satılmıyor. Direktmen o büyük zincir marketlere gidiyor. Yazıhan karpuzu Türkiye'de şeker oranı en yüksek olan karpuz demektir. Yazıhan ve Malatya iklimi coğrafyamızda nasıl ki kayısımız dünyada birinci şeker oranıyla, kirazımız birinci şeker oranıyla, armudumuz birinci, hekimhan cevizimiz. Yani Malatya bir lezzet şehridir. Malatya'daki ürünlerin tamamında şeker oranı fevkalade yüksektir. Bu manada biz iddia ediyoruz, eğer bir karpuz yiyorsanız, elleriniz birbirine yapışıyorsa, bu Yazıhan karpuzudur, başka yerin olamaz. Eğer bir kayısıyı kurutuyor da lokum gibi kalıyorsa, şeker oranı yüksekse, bu Malatya kayısısıdır. Eğer bir armudu yiyorsanız, eğer elleriniz birbirine yapışıyorsa, bu da Akçadağ armududur, bal armududur. Biz iddia ediyoruz, lezzet şehriyiz. Tüm ürünlerimizde şeker oranı yüksek. Şu anda buradaki üreticimiz dekara 13 ton karpuz hasat ediyor. Ve bu karpuzlar günde 15 tır yüklenerek bu zincir marketin raflarına gidiyor. Elbette ki suyla toprağın buluşması bereket demektir. Biz bu bereketi yakalamışız ve Malatya'nın iklimi şartlarında gerçekten üretim yapıyoruz ve ürünlerimiz de dünyanın neresine ihraç edilse edilsin Malatya'nın olduğu her halinden belli oluyor. İlçemiz toprakları suyla buluştuktan sonra gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan lezzetli ürünler üretmeye başlandı. Şu andaki bu kavun tarlamız da sözleşmeli olarak ekilmiş, üretici tarafından direktmen bir markete veriliyor. Sözleşmeli tarıma niye önemsiyoruz? Şimdi çiftçinin girdi maliyetleri yükseldikçe çiftçi üretimden düşmeye başladı. Bu manada bugün şeker AŞ'nin, şeker fabrikalarının üreticiye gübre, tohum, boru, her türlü desteği, avansını verip ürününü de alması, bu bir sözleşmeli tarım modelidir. İşte bunu artık tüm ürünlerde uygulanması gerekiyor. Çünkü gün be gün maliyetler artıyor, üretici üretmekten korkuyor, zarar ederim endişesiyle üretimi azaltıyor. Bu manada bu sözleşmeli tarımın her üründe uygulanmasını biz canı gönülden istiyoruz.